Aşağıdaki garip görünümlü halka içindeki x sembolünün yerine hangisi gelebilir? Eşitliğe baktığımızda, 8 artı 4 eşittir, 4 artı halka şeklindeki garip x sembolünü görüyoruz. Ve aslında bu soruda bizden görmemizi istedikleri şey, 8 artı 4'ün 4 artı 8 ile aynı şey olduğu, yani toplamada değişme özelliği. Toplamada değişme özelliği, 8 artı 4'ün aslında 4 artı 8 ile aynı şey olduğunu söylemenin fiyakalı hali. Toplama işaretinden önce ya da sonra hangi sayının geldiğinin hiçbir önemi yoktur. Eğer 8 artı 4, 4 artı 8'e eşitse, o zaman buradaki bu garip sembolün yerine 8 gelmelidir. Hadi gelin bir tane daha yapalım. Bu hançere benzeyen sembolün yerine hangi sayının gelebileceğini bulmamız gerekiyor. Parantez içinde 10 artı 4 artı 3 hançer artı 4 artı 3'e eşitmiş. Sanırım bu soruda da bizden 10 artı 4 ya da 4 artı 3 işleminden hangisini önce yaptığımızın bir önemi olmadığını anlamamızı istiyorlar. Eşitliğin bu tarafını düşünürsek ve diğer tarafına benzetmek için parantezlerin yerini değiştirirsek, yani 4 artı 3'ü parantez içine alırsak, o zaman hançere benzeyen sembolün değeri 10 olur. Bu da toplamada birleşme özelliği ya da toplamanın birleşme özelliği. Yani önce 10 ile 4'ü toplayıp, 3'ü sonra eklemekle, önce 4 ile 3'ü toplayıp, 10'u sonra eklemek arasında bir fark yok. Yani buraya 10 gelmeli. Kontrol edelim ve bir tane daha yapalım. Eğer arka planda bir sigara olsaydı, neredeyse sigara içmeyiniz işaretine benzeyecek olan bu sembolün yerine hangi sayı gelebilir? 9 çarpı 6 9 çarpı 6 Çarpma işleminde de değişme özelliği vardır. Yani 9 çarpı 6 ile 6 çarpı 9 aynı şeydir. O halde bu 9 olmalı. Doğru. Sanırım elimizde çözecek soru kalmadı.